Ne bekliyorsunuz? Niye takip ettiniz beni? Emir böyle. Sizi fark etti. Az kalsın her şeyi berbat edecektiniz. Başka kimse var mı? Arabada bir arkadaşımız daha var. Bakmayın öyle. Yardım edin. Senin görevin buraya kadar. Artık seninle işimiz bitti. Cahit! Cahit ne oluyor? Polat Bey nerede Cahit? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Cahit! Cahit! Polat Bey kaçırıldı. Çok yaklaştık. Gelmek üzereyiz. Tamam efendim. Bagajdan sesler geliyor. Ayılmış olmalı. Duralım mı? Hayır, devam et. Az kaldı. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Efendim, adam uyandı. Bagajdan sürekli sesler geliyor. Tehlikeli bir durum yaratabilir. Anlaşıldı, tamam. Uygun bir yerde dur. Onlar buraya geliyorlar. Sessiz olmazsan biz seni susturmasını biliriz. Thank you.
Onu canlı yakalamak zorundayız. Sakın kaçırmayın. Polat Alemdar kaçtı. Tekrar ediyorum. Polat Alemdar kaçtı. Ağaçlık alanda Polat Alemdar'ın peşindeyiz. Hava desteği istiyoruz. Tekrar ediyorum. Hava desteği istiyor. Thank you.
Akif, hedef şimdi su altında. Su üstüne çıkmasını beklemek zorundasınız. Ben takip ediyorum. Size haber vereceğim.
Ben yukarı bakacağım. Ben de çevreyi kontrol edeyim. Ha. Tamam. Karakolunun basıldığını öğrenmişlerdir. Bizi bulana kadar her yeri arayacaklar. Onlar bizi bulmadan biz abiyi bulmalıyız. Yalnız ben beklemekten sıkılırım Akif. Gelsinler de vaktimiz boşa gitmesin. Burası temiz. Erdem'den haber gelene kadar burada bekleyeceğiz. Her an bir baskına hazırlıklı olmalıyız. Ben dışarıyı kollarım. Denizaltı su üstüne çıkmadığı takdirde ne yapabiliriz? Siyah Sancak'ta benim sualtı operasyonları için hazırladığım bir tim var. Abi içerideyken denizaltıya müdahale edemeyiz. Su tanklarını boşaltabilsek kendi kendine yukarı çıkar aslında. Su altındayken içeriden yardım almadan yapılacak her şey çok tehlikeli. Risk alamayız. Ölene kadar orada kalacak halleri yok ya. Mutlaka çıkacaklar. Peki yukarı çıktıklarında nasıl müdahale edeceğiz? Erdem yukarı çıktıklarını haber verecek. Baskında aldığımız botla intikal edeceğiz. Sonra yine Erdem elektronik sistemlerine ulaşacak ve üst kapağı açmamızı sağlayacak. İçeride kaç kişi olabilirler Cahit? Bilmiyorum ama az adam da olsa içeri girince hareket alanı çok kısıtlı. Biz de bir ya da iki kişi girmeliyiz. Sadece girişi değil, çıkışı da düşünmemiz lazım. Baskından sonra botu aldığımızı fark edince Armagedon da ona göre hazırlık yapacak. Onların hesabı varsa bizim de var. Hele o denizaltı bir yukarı çıksın, abiye ulaşalım. Ben başka bir şey düşünmüyorum. Bu iş hiç kolay olmayacak Akif. Gelişme var mı Erdem? Ne durumda bizimkiler? Şimdilik beklemediler. Denizaltı su üstüne çıkana kadar bir müdahalede bulunmaları imkansız. Bu namussuz heriflerin tapınmak için girmeyecekleri delik yok. Şimdi de denizaltı çıktı başımıza. Durumumuz o kadar da kötü değil Eren. En azından izlerini sürebiliyoruz. Çok şükür. Hmm.
Akif, denizaltı tekrar görünür noktada. Hemen hareket edin. Sakin olmalısın. Sen de her kimsen eğer, benimle konuşurken dikkatli olmalısın. Ben sadece elçiyim. Seninle Yüce Majeste konuşacak. Bunun için uzun zamandır bekliyor. Ama ben o kadar bekleyemem. Söyle, elini çabuk tutsun. Bir daha bununla oynarsan senin için iyi olmaz. Bu da senin için iyi olmadı. O silahı ateşlersen ne olacağını biliyorsun. Aynı gemideyiz, unutma. Bu ateşli değil ama bayıltıcı silah. Denememi ister misin? Tamam, korkmayın. Majesteniz gelene kadar buradayım. Tamam dedim. Evet Erdem. Akif, denizaltı size 15 dakika mesafede. Konum bilgisini gönderiyorum. Tamam Erdem. Hareket ediyoruz. Bir, iki, üç. Polat Alemdar'ın siber teknoloji sistemi kontrol altında mı? Sistemleri dışarıdan yapılacak müdahaleye karşı korunaklı. Ancak henüz onları bizim yönlendirdiğimizi fark etmediler. Bu bir avantaj. O zaman avantajımızı iyi kullanalım. Bizi fark etmedikleri sürece sistemlerine sızma şansımız hala var. Bizim kurduğumuz sistemi bize karşı kullanmanın bedeli ağır olmalı. Ozi, gel. Buyurun efendim. Şu anda her şey tam istediğimiz gibi gidiyor Ozi. Polat Alemdar elimizde ve adamları da onun peşinde. Cahit de aralarında mı? Evet. Onunla karşılaşmak için sabırsızlandığını biliyorum. Ama bunu kişisel bir hesaplaşmaya çevirmeyeceğine inanıyorum. Bana vereceğiniz görevin çerçevesi ne olursa olsun sadık kalacağımı biliyorsunuz. Biliyorum. Bu yüzden elimizdeki fırsatı senin değerlendirmeni istiyorum. Benden tam olarak beklediğiniz şey nedir? Cahit ve arkadaşlarını etkisiz hale getirmeni istiyorum.
Armageddon ekibini sen yöneteceksin. Sorumluluk senin. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi harekete geç. Teknik ekibimiz seninle iletişim halinde olacak. Peki efendim. Babam ne zaman gelecek? Bilmiyorum canım. İşleri varmış. İşi bitince gelir muhakkak. Arayıp söyleyelim artık gelsin. Tamam canım, sen ödevlerini bitir, ben arar öğrenirim ne zaman geleceğini. İyi bir haber var mı? Erdem uğraşıyor. Bizimkilerle irtibat halinde. Böyle eli kolu bağlı beklemek ne kadar zor. Abiyi bulmaları ve sağ salim gelebilmeleri için dua etmekten başka çaremiz yok. Safiye arıyor. Artık onlara söylememiz gerekmez mi? Nasıl söyleyeceğim Aynur'a? Ne diyeceğim? Bize bile beklemesi zor geliyor. Onlar ne yapsın? Efendim Safiye. Erhan, abimden hala haber yok. Sen bir şey öğrenebildin mi? Hayır, bilmiyorum. Biz de bekliyoruz. Abinin mutlaka bir bildiği vardır Safiye. Cahit de uzun zamandır yok. Ben artık sakin duramıyorum Erhan. Benimle her şeyi konuşmadığını düşünüyorum. Konuşmanın bir faydası olsa sabaha kadar konuşurum ama hepsi boş. Tamam, anladım. Abimin işi biraz daha sürecekmiş. Ama yakında geleceğini söylemiş. Denizaltı hala görüş alanımıza girmedi. Denizaltına ulaşabildi mi ekip? Henüz bir hareket yok. Kahvaltı bile yapmadın Erdem. Al boğazından bir şeyler geçsin. Bir şey yemek istemiyorum. Önce bir hak edelim de sonra yeriz. Anladık, devlet terbiyesi almışsın. Ama hiçbir şey yemezsen kafan çalışmaz. Kafan çalışmazsa da işimize yaramazsın. Hayırdır? Denizaltı tekrar harekete geçti. Hedefi gördük Erdem. Müdahaleye hazır ol. Su altına iniyorlar. Sizi fark etmiş olabilirler. Su altına iniyorlar. Allah kahretsin. Thank you.
yüz yüze görüşeceğimizi düşündüğüm için buraya kadar gelmiştim. Ama sen benim yanıma gelmedin. Teşrif edecektim ama sen her zamanki gibi sorun çıkardın. O yüzden böyle konuşuyoruz. Efe Karahan'dı. Benim adım Polat Alemdar. Kutsal kasede kan ve şarap birbirine karışmıştır. Sen hangisi olursan ol, fark etmez. Benim için fark eder. Sizin kutsalınız size, benim kutsalım banadır. Aslında bu konuşmayı çok önce yapmalıydık. Sen yolunu şaşırmadan önce. Benim yolum şaşmaz. Sana hiç yakıştıramıyorum. Mehmet Karahanlı'nın oğlu olarak hepimizin kutsalına sahip çıkmanı beklerken sen hayatını bize engellemeye adadın. Sizin derdiniz dünyaya kaos getirmek. Bir an önce kıyamet kopsun da Mesih dünyaya gelsin. Mutlak sonu ertelemenin mümkün olmadığını sen de biliyorsun. Bu gerçek sizin kitabınızda da böyledir. Biz sadece kurtarıcımızın erken teşrifi için çabalıyoruz. Bu söylediğin Allah'lık iddiası. Sizin Mesih'e de ihtiyacınız kalmamış. Diyelim ki Mesih geldi. Size göre o bile sözünüzden çıkmamalı. Yoksa onun Mesihliğini de kabul etmezsiniz. Peki, ihtiyarların yaptığı da Allah'lık değil mi? Onlar da dünya barışı vaadiyle kıyameti geciktirmeye çalışıyorlar. Bilakis, bizim inancımıza göre kıyamet sadece Allah'ın hükmündedir. Fark etmediğim bir nüans var. Benim dinim, yarın kıyametin kopacağını bilsen bile iyilikler yapmayı emreder. Tuzağımıza düştüler ve ortaya çıktılar. Artık onları takip edebiliyoruz. Önce saklandıkları yer tespit edilecek. Gece olunca da saldırıp hepsini alacağız. Armagedon gününe ant içtik. Armagedon gününe ant içtik. Denizaltıyı takip edebiliyor musunuz Erdem? Sinyalini takip ediyorum ama şu anda hızla uzaklaşıyor. Hedef takip alanımızdan çıktı. Sinyali kaybettik Akif. Bundan sonra nereye gittiğini görme şansımız kalmadı. Tamam Erdem. Erdem gözden kaybettiğini söylüyor. Biz botla takip etseydik o zaman. Açık hedef olmuştu. Geri dönmek zorundaydık. Bizi fark ettilerse burası da çok tehlikeli. Hemen uzaklaşmamız lazım. Kimden kaçıyoruz Akif? Gelecekse gelsinler. Daha abinin nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Tuzağa düşmeyelim. Zaten düştük tuzaklarına. Denizaltı yem gibi attılar önümüze. Biz de dışarı çıktık, gösterdik kendimizi. Şimdi kim bilir nereden bizi izliyorlar. Bir an önce gidelim buradan. Yeni plan yapmak için zaman kazanmamız lazım. Şundan kurtulalım hadi. Hadi hadi hadi. Hadi tutup şuraya çekelim. Hadi çabuk.
Aynur'a. Savcı Leyla Hanım giriş yapmış. Nereye yönlendirelim? Tamam Alptekin, ben ilgilenirim. Hı-hı. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Savcı Hanım. Hoş bulduk Aynur'a. Neden geldiğimi biliyorsun sanırım. Neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Şöyle geçelim mi? Polat'ın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu konuda ne söyleyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Ne biliyorsan onu söyleyeceksin. Bunu benimle paylaşmana engel olacak bir şey mi var? Hayır tabii ki. Ama gerçekten bildiklerimiz çok sınırlı. Akif yok mu? Akif de bu konuyu takip ediyor. Ona da mı ulaşamıyorsunuz? Evet. Bütün ekip operasyona çıktı. Aynur'a ne oldu? Polat Bey'i tapınakçılar kaçırdı. Nerede olmuş? Ömer Baba ve Nezife Anne'nin mezarını ziyaret ederken kaçırmışlar. Oradan aldıklarını nereden biliyorsunuz? Timur son anda yetişmiş. Görmüş onları. Cahit de oradaymış. Cahit mi? Evet. Olay olduğunda o da oradaymış. Şimdi Akif'lerle beraber Polat Bey'e ulaşmaya çalışıyorlar. Anladım. Bir şey öğrenirsen hemen bana haber ver, olur mu? Hiç merak etmeyin. Umarım kısa zamanda iyi bir haber alırız. Sizi arayacağım. Fotoğraf çok güzel. Gün batarken çekmiştim. Hala niye üzgünsün? Üzgün olduğumu da nereden çıkardın? Cahit abi aramıyor mu? Elif. Ya ne var hala? Onu seviyorsun işte, biliyorum. Ama üzülmene gerek yok. Çünkü o da seni seviyor. Nereden biliyorsun beni sevdiğini? Biliyorum işte. Ben bakarım. Bilmiş. Martin, bu ne güzel sürpriz. Okullu arkadaşımı ziyaret için geldim. Geç hadi. Teşekkür ederim. Nasılsın Elif? İyiyim. Gel bak sana ne göstereceğim. Bunları senin hediye ettiğin fotoğraf makinesiyle çektim. Bu benim en sevdiğim öğretmenim. Öyle mi? Evet. Beni okula gitmeye o ikna etti. Kahve içer misin Martin? Evet, çok sevinirim. Derslerinde zorlanıyor musun Elif? Biraz. Öğretmen kaybettiğim zamanı telafi etmem için çok ödev verdi. İşin zor. Okulda kendini nasıl hissediyorsun?
Arkadaşların canını sıkmıyor, değil mi? Hayır, o konuyu bir daha hiç konuşmadık. Bir sıkıntı yaşarsan sakın üzülme. Ben hep yanında olacağım. Kahvelerimiz hazır. Ellerine sağlık. Efe Karahanlı olmadığını ispat ettim. Bundan sonra Polat Alemdar'la konuşacağım. Nihayet benim kim olduğumu anladım. Artık sadede gelebiliriz. Biz savaşları derin tahliller ve uzun vadeli planlar yaparak, cephede de yerli aktörleri kullanarak yaparız. Ancak sen burada oyun bozansın Polat Alemdar. Orta Doğu coğrafyasında denklemlerin çakıştığı noktada hep sen varsın. Herkes almış eline kağıt kalem, denklem çözüyor. Burası insanların vatanı. Bu topraklar üstünde bir pazarlık yapma niyetin varsa boşuna kendini yorma. Tutkuyla bağlı olduğun vatanın siz gelmeden önce bize aitti. Sizin sorununuz da bu. Geçmişe saplanıp kalmak. Geçmiş tekrar gelecek. Krallığımızın yöneteceği dünyanın merkezi İstanbul olacak. Kudüs de yetmiyor size değil mi? İstanbul yeni Kudüs olacak. Orada bizim kutsal emanetlerimiz var. Ve bir gün kutsal kılıcımız orada sahibine teslim edilecek. O kılıcın sahibi kimmiş? Arthur? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun dayı? Düğümü çözmeye çalışıyorum. Ya bu düğümü ben kendim çözeceğim ya da İskender'in gelmesini bekleyeceğim. İskender? He. İskender ya. Büyük İskender. Zamanın birinde bir ülkede bir kördüğüm varmış. Bu kördüğümü çözenin Asya'nın hakimi olacağına inanılırmış. Herkes denemiş yıllarca. Ama bu düğümü çözen olmamış. Kör olasıca düğüm. İnatçı çıkmış. Bir gün İskender gelmiş, çekmiş kılıcını, sallamış kördüğüme. Kördüğüm çözülüvermiş. Dur Yusuf'um. Ne sen henüz İskender oldun, ne de bu elimdeki kördüğüm. Bizim kördüğümüzü baban atmış Yusuf'um. Sen onu çözeceksin. Nasıl dayı? Böyle oturarak mı çözeceğim? Sen oturduğunu mu düşünüyorsun? Sabrediyorsun Yusuf. Sabredeceksin, öğreneceksin. Sana bir dakika süre. Bir dakikada bu silahı söküp takacaksın.
Aferin. Bir dakika bile sürmedi. Tek dişi kalmış medeniyet canavarı boynuna yağlı ilmeği geçirmek için hep peşinde olacak Yusuf'un. Zamanı gelince bir dakikada hayatının kör düğümünü çözmeye hazır olacaksın. Çayımız hazır. Buyurun. Ellerinize sağlık. Şifa olsun. Siz biraz ılınmasını bekleyin küçük hanım. Tamam. Ne çayı bu? Elif çayı. Bu karışımı sizin için hazırladım. Öyle mi? Ne güzel. Nefis olmuş. Şifa olsun. Elif çayı. Peki siz benim ismimin anlamını biliyor musunuz? Evet. Elif dost demek. Her elif dost olur mu peki? Öyle olması umulur. İsimler bir duadır aslında güzel kızım. Kimi kabul olur, kimi olmaz. Bence senin isminin duası kabul olmuş. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Elif aslında buraya size teşekkür etmeye geldi. Siz olmasaydınız okula dönecek cesareti bulamazdı. Estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Yalnızca güzel kızıma kim olduğunu hatırlattım. Teşekkür ederim. Şimdi okulumda arkadaşlarımla çok mutluyum. Mutluluğun daim olsun. Belki acı bir tecrübe yaşadın ama sana muhakkak bir şeyler katmıştır. Evet. İnsanlar bazen düşünmeden konuşuyorlar. Ve her zaman söyledikleri gerçek olacak diye de bir şey yok. Aynen öyle güzel kızım. Kişi olan biteni güzelce ölçüp biçmeli. Ama ne olacağına çok fazla kafa yormamalı. Elif de ne olacağını düşünmekten çok yorulmuştu. Ama şimdi hepsi geçti. Vaktiyle köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış. Adamcağız çok fakirmiş. Ama dillere destan beyaz bir atı varmış. Öyle ki kral bile onu kıskanırmış. At için ihtiyara hazineler teklif etmiş. Ama adam satmaya yanaşmamış. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran ne atın var demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek olan bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi, yoksa şans mı, henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay bir başlangıç. Arkasından ne geleceğini kimse bilemez. Köylüler yaşlı adama kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 tane vahşi atı peşine takıp gelmiş. Yaşlı adam haklı çıktı. Atın kaçması iyi oldu. Demiş köylüler. Ve özür dilemişler. Babalık, sen haklı çıktın. Atının kaybolması talihsizlik değil, bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için yine acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin.
bilinen gerçek bu. Ötesini ne getireceğini bilmiyoruz. Köylüler bu sefer ihtiyarla açıktan dalga geçmemişler ama içlerinden bu herif sahiden bunak diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş, ayağını kırmış. Aa, yine yaşlı adam haklı çıktı. Demiş köylüler. Yaşlı adama gelip bu atlar yüzünden tek oğlun uzun süre bacağını kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir ve daha zavallı olacaksın diye yorum yapmışlar. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. Acele etmeyin. Oğlum sadece bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan herkesi askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın bacağı kırık oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceği ya da esir düşüp köle olarak satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler ihtiyara gene haklı çıktın. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla bir daha köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Bilinen tek gerçek var. O da oğlum sadece yanımda. Sizinkiler askerde. Ama hangisi talihsizlik, hangisi şans, bunu zaman gösterecek. Çok güzel. Hayat böyle hikayelerle dolu. Yarın ne olacak endişesi insanı meşgul ve mutsuz eder. Bir şeyin sonunu bilmeden verilen hüküm de insanı yanlışa sürükler. Benim de bunları duymaya ihtiyacım varmış. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. İhtiyar adam haksız mıymış ama? Alo. İyi günler Gonca Hanım. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Ben Profesör Martin. Kim? Elif Alemdar'ın arkadaşıyım. Efendim? Elif mi dediniz? Sizinle görüşmemiz gereken çok önemli bir konu var. Daha sonra konuşsak. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sonrası olmayacak ne yazık ki Gonca Hanım. Şimdi görüşmek zorundayız. Kimsiniz siz? Ne yaptınız bana? Şimdi sakin olun ve derin nefes alın. Rahatlamanız lazım. Thank you.
Annenizin yapabileceği bir şey yok. Sesinizi duyarsa boşuna endişelenecek. Acı çekeceği saatleri biraz azaltsak iyi olur. Sizinle Elif hakkında konuşmamız gerekiyor. Şu anda yaşadıklarımızın olmaması için... İnanın bana, çok uğraştım. Ama siz attığınız her adımda Elif'i benden uzaklaştırdınız. Elif'in özel bir çocuk olduğunu fark etmişsinizdir. Anlayamadığınız şey onun eşsiz oluşu. Kaderi sizin ellerinize bırakılamaz. Son zamanlarda yaptıklarınız... hayatta kalmanızı imkansız hale getirdi. O yüzden bu durumdasınız. Dünyanın geleceğine yön verecek bir çocuk için... kendinizi feda ettiğinizi düşünün. Bu çok anlamlı bir hadise. Ölümünüz kutlu olsun. Siyah sancak timi gün doğumunda burada olacak. Erdem de bütün bu bölge üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapıyor. O denizaltının nerede olduğunu mutlaka bulacağız. Sabaha kadar sonuç çıkmazsa... Fehmi'den başlayarak İstanbul'daki o tapınakçıları tek tek öldüreceğim. Sen içeri geç artık, ben beklerim. Gerek yok. Timur, geç içeri. Ben burada iyiyim. Sen de benim gibi açık havayı seviyorsun ha? Zamanında çok kaldım dört duvar arasında kapalı yerde. Nerede? İşkencede. Vatan hasretiyle gurbette. Şanslısın yine. Dünya gözüyle vatana dönmüşsün. Bir de vatana dönme fırsatı bulamadan toprağa düşen baba yiğitler var. Onları düşün. Karadan bahsediyorsan ne söyleyeceksen söyle yazsın. Tam zamanı. Yarın sabah kim öle, kim kala. Hala kızgınım sana. Onu senin yüzünden orada bıraktık. Benim de o geceyi düşünmediğim bir gün bile yok. Ama mecburdum. Düşmanın elinden ölmek istemeyen bir komutanın emrine boyun eğdim. Sıraya geç. Siyah sancak. Hedef direkt. Nişan al. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ateş! Ne oluyor burada? İndirin silahları! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Siyah sancak! Sizlerin komutanı benim.
Şimdi! Nişan al! Ateş! Askerler! Komutanın emrini dinlememenin cezası ölümdür! Şimdi! Nişan al! Ateş! Arkadaşlar! Bunlar... Düşmanın pis mikrobu. Ben bu mikropla ölmek istemiyorum. Ateş etmekle bana kötülük değil, iyilik yapmış olacaksınız. Timur, bırak komutanınız olarak öleyim. Ziya Sancak, sizlere son emrim. Nişan al! Ateş! Senin yerinde olsam ben ne yapardım bilmiyorum. Umarım hiç yaşamazsın öyle bir şey. Aksaçlı söylemişti o zaman. Önemli olan vatan uğruna savaşan yiğidin nerede düştüğü değil. Düştüğü yere dikilen bayrağın ilelebet dalgalanmasıdır. O bayrak inmesin diye can vermeye yemin ettik biz. Ben de yemin ediyorum bu işi çözüp komutanımızı buluncaya kadar toprağa düşmeyeceğim. Armagedon saldırısına karşı hazırlıklı olmalıyız. Nerede kalmıştık Polat Alemdar? Teklifini yapmak üzereydim. Geçmişte Üstad Ranald ve Amon'un tekliflerini reddettin. Ra'nın Brandon aracılığıyla sana ne vaat ettiğini bilmiyorum. Teklife pek fırsatı olmadı. Amon ya da Ra'dan... biriyle anlaşsaydın, belki bugün Musul ve Kerkük'ü kazanmıştın. Bu yüzden tek kaybeden sensin. Kaybettiğim için mi benimle görüşmek istedin? Hayır. Daha fazla kaybetmemen için. Sizinle ittifak yapsaydım, bize toprak kazanma keyfini yaşatacaktınız. Ama bu vaadiniz bile bizi aslında kirli bir savaşın içine çekecek tezgahtı. Süleyman Şah'tan çekilirken de aynı düşünceyle avutuyorsun kendini. Peki, Balkanlarda ne yapacaksın? Murat Hüdavendigâr'ın türbesini mi taşıyacaksın? Ne diyorsun sen? Orta Doğu'da provası yapılan Armagedon Savaşı... çok yakında Balkanlarda başlayacak. Orta Doğu'daki kaos planınız... kıyameti yaklaştırmaya yetmedi mi? Büyük savaşlar her zaman Avrupa'dan başlar. Katolik Ortodoks Savaşı. Son zamanlarda Ortodoks Rusya'nın yaptıklarını biliyorsun. Kırım'ı kolayca alarak Ukrayna'yı karıştırdı. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölmeye çalıştığını görüyorsundur. Ve yine katkılarıyla... Yunanistan'da sosyalizmi iktidara getirdiğini,
ve ülkeyi Avrupa'dan koparmaya çalıştığını da görüyorsun. Rusya etrafını sarıyor Polat. Şimdi de Sırbistan'da bizim müttefikimiz olan iktidara karşı bir operasyon planlıyorlar. Onun yerine Prinsip'i iktidara taşıyacaklar. 100 yıl önce Avusturya Macaristan veliahtını öldüren Gavrilo'nun torununu Sırbistan'da iktidara getirecekler. Benden ne istiyorsun? Bu adamı öldürmeni. Bu hamleyi senin yapman, Avrupa ve Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfusun bu savaşta hangi tarafta yer alacağını belirleyecek. İyi misiniz? İyiyiz. Bir şeyimiz yok. İyiyiz. İyi ki geldiler. Yoksa bu gece geçmezdi sabaha kadar. Bence daha bitmedi Yasin. Bizi içeri soktular. Tuzağa düştük. O zaman dışarı çıkalım. Sakın çıkma Timur. Çok kalabalıklar. Ateş!
Oradan çıkmalarına izin vermeyin. Burada sıkışıp kaldık. Eğer dışarı çıkamazsak cephanemiz bitecek. Cephanemiz bitiyor. Artık yeter. Bazuka! Koşun! Kaç! Koşun! Tebrik ederim Ozzy. Gerçekten de çok iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim efendim. Onları götür. Yapman gerekeni biliyorsun. Siz hiç merak etmeyin. Şu an her şey kontrol altında. Bizim gücümüzün kontrol edemeyeceği bir şey olamaz. Oluyor. Polat Alemdar'ın artık Yüce Majesti'nin elinden kurtulması imkansız. Emin misin? Onu kurtarmak için gelen adamları da tuzağa düşürüldü. Sence bir şansı olabilir mi? Martin, bu çok büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmeliyiz. Temkinli olmalıyım. Artık babası da yok. Onu alabilirsin. Bunu daha önce konuştuk Rose. Önce onunla doğru bir iletişim sağlamalıyım. Evvelki denemelerin başarısızlığını biliyorsun. O istemeden hiçbir şey yapamam. Biz Margaret ve ekibi gibi amatör değiliz Martin. Kendini kandırma. Beklerken onu elimizden kaçırabiliriz.
Ben ne yaptığımı biliyorum. Onu ben de tanımak istiyorum. Eğer onu getirmeyeceksen ben geleceğim. Her şeyi mahvetmek mi istiyorsun? Sadece sana güvenmek istiyorum. Güvenini sarsacak hiçbir şey yapmadım Rose. Bu amaç için beraber yola çıktık. Beni bu işin dışında tutmaya çalışman canımı sıkıyor. Böyle bir düşüncem yok Rose. Dikkat çekmememiz gerektiğini biliyorsun. Daha ne kadar sabredebilirim bilmiyorum Martin. En kısa zamanda senden iyi bir haber bekliyorum. Elimden geleni yapacağım. Görüşürüz Rose. Hoşça kal. Hoşça kal. Denizaltıdan tekrar sinyal yakaladım. Hadi bismillah. Nerede olduğunu da buldun mu? Şu an elde ettiğim verilere göre yarım saat önce bulundukları noktanın paralelinde. Ne oldu Erdem? Bir terslik var. Tarayıcı daha önce bulundukları bölgeden 300 kilometre uzaktaki bir noktayı gösteriyor. Yani? Bu kadar kısa bir sürede o noktaya varmaları imkansız. Tabii birileri bizim veri tabanımıza girip sinyali yönlendirmediyse. Türkçe konuş Erdem, anlamıyorum. Bu ana kadar bizi onlar yönlendirmiş Eren. Bu sinyal de bir tuzak. Şimdi sistemi kapatmazsam deşifre olacağız. Yerimizi bulabilirler. Akif'e de Cahit'e de ulaşamıyorum. Sen de devreleri kapatırsan nasıl haberleşeceğiz Erdem? Başka şansımız yok Eren. Yolun ve tesis girişinin güvenliğinden emin olun. Birazdan orada olacağız. Binin araçlarınıza. Şimdi sakin ol ve bize zorluk çıkarma. Ellerini bağlamak zorundayız. Benim sizinle işim bitti. Thank you.
Efendim, emrinizi bekliyorum. Onları derhal elçiye götür Ozzy. O sana gerekeni söyleyecektir. Emredersiniz. Kapatabilirsin. Merhaba Algis. Hoş geldin Martin. Çıkabilirsiniz. Geç otur. Neler yapıyorsunuz? Cahit ve Polat Alemdar'ın diğer adamları artık elimizde. Bu güzel bir haber. Kaderlerinin ne olacağına dair bir fikrin var mı? Bir fikrim var elbette. Cahit'i bir daha görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama elbette onlarla ilgili nihai kararı Yüce Majeste verecek. Ama en azından artık sırrımız konusunda endişe etmemize gerek kalmadı. Yüce Majeste'nin bunu öğrenmediği belli. Yoksa şu anda ikimiz de burada olmazdık. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Fakat unutmamamız gereken bir şey var. Cahit'in Yüce Majeste'ye bir şey söylememiş olması onun sırrımızı bilmediği anlamına gelmez. Şayet biliyor ve herhangi bir nedenle de saklıyorsa sır onunla birlikte toprağa gömülecek. Belki de denizin ıssız sularına. Kaderlerini kim bilebilir? Bunlar mı? Evet Elçi. Polat Alemdar'ın 4 önemli adamı. İçeri alın.
Gözlerini aç. Düne kadar dünyayı yöneten güç seninleydi Cahit. Ve sen o gücün en tepesine kadar çıkmıştın. Şimdi ise düştün ve karşımda elin kolun bağlı çaresiz bekliyorsun. Uğruna bu hallere düştüğünüz adam da şu anda sizin gibi bir esir olarak Yüce Majestenin kendisi için vereceği hükmü bekliyor. Şimdi sen ve arkadaşların benim vereceğim emri yerine getireceksiniz. Hepimizi kaos gününe götürecek dünya savaşının fitilini ateşlemek üzere Balkanlara gideceksiniz. Polat Alemdar'ın adamları olarak orada işleyeceğiniz siyasi cinayetle alevleri göğe kadar yükselen bir ateş yakacaksınız. Görevle ilgili bütün detaylar size ayrıca bildirilecek. Eğer 24 saat içinde bu görevi yerine getirmezseniz, Polat Alemdar ölür. Uykundan uyanmanın zamanı geldi Polat. Şimdi hayatın acı gerçekleriyle yüzleşme zamanı. Adamların gerçekten sana çok sadık. Ölümü göze alıp seni kurtarmak için geldiler. Ama benim tuzağıma düştüler. Şimdi ise ben onlara seni kurtarmak için bir şans daha veriyorum. Senin kabul etmediğin teklifi adamlarına götürdüm. Onlar da önce teklifimi geri çevirdiler. Ama fikirlerini değiştireceklerini düşünüyorum. Ölmek veya öldürmek için 24 saatiniz var. Tercih sizin.